Ay Şakire teyze, kendimi uzun zamandır bu kadar iyi hissetmemiştim. Hakan asla sözünden çıkmıyor, ne desem yapıyor. Nikah gününü aldınız mı bari? Yakındır. Çocuklar mızmızlık yapıyor. Şimdilik şımarıklıklarına tahammül gösteriyorum ama yakında mama çeviririm ben onları. Hadi geç bakalım tatlım sen bu tarafa. Hadi. Çocukların da Hakan'ın da bunun elinden çekeceği var. Çok güzel. Bir tane onun hakkından gelse. Bu dosya da nereden çıktı? Merve gitmeden önce buraya bıraktı herhalde. Sahi. Merve kızım nerede ayol? Sorma. Volkan'la fena kapışmışlar. İzmir'e annesinin yanına gitti. Yazık. Olur böyle şeyler hayatta. 5 dakikada her şey değişir. Nerede kaldı bu Hakan? Buyurun. Buyurun. Buyurun buyurun. Nasıl buldunuz? Fena değil. Çok iyi ışık alıyor. Alır alır. Hemen başlayabiliriz. Hemen mi? Ama ben daha kendimi hazır hissetmiyorum ki. Sen merak etme. Kendini benim ellerime bırak. Göreceksin bak. Dinamit gibi patlayacaksın. Ya patlatırlar adam vallahi. Ne oldu Volkan Bey? Asıl size ne oldu? Bir şey yok. Klip çekeceğiz işte. Sen biraz gelir misin benimle? Buyurun. Bir dakika hemen geliyorum. Gel. Sen delirdin mi? Bu işler öyle kolay mı? Bak kardeşim, ben de düştüm bu hataya. Klip yapacağız ayağına, beni de dolandırmışlardı. Yahu yok Volkan abi, bunlar öyle insanlar değil. Yahu çok başarılı kişiler. Yalvar yakar kaç haftadır peşindeyim ben bunların, biliyorsun mu? Oğlum, burası Antakya değil, İstanbul. Adama pabucunu tersten giydirirler. Gel etme eyleme, benim düştüğüm hataya düşme, anladın mı? Ya sen yüreğini senin tutulga kardeş. Ben adamı göreceğim, bir görüşte şıp diye tanırım, tamam mı? Bunlar çok ciddi insanlar. Tabii bendeki ışığı da fark ettiler biliyorsun mu? Hemen üzerime atladılar. Ya sadece 5000 TL'ye çekecekler, inanabiliyorsun mu? 5000 TL mi? Nereden buldun oğlum o kadar parayı? Ağam sağ olsun. Hadi Volkan kardeşim, bana 2 saat izin ver de şu klibi çekeyim ya. Sen bilirsin. Ama sonra ağlama, benden söylemesi ha. Ya ben niye ağlayacağım ki? Adamlar Cindy Crawford'a bile klip çekmişler ya. Cindy Crawford'a mı? Bunlar. Evet. Hepsine çekmişler. Herkese çekmişler. Bana niye çekmişler canım? Bir klip çekimimiz eksikti, o da oldu işte. Ne oldu? Aman ne olacak? Selman Bey, neydi belirsiz 2 adam bulmuş. Odada klip çekeceklermiş. Ay, bu bana bir şey hatırlattı sanki. Hemen laf çarpmaya çalışma Simge Hanım. Ben gerçek bir sanatçı adayım. O ise tam bir felaket. Tamam, tamam. Dün koptu, ne oluyor be? Bu şampiyon ver Volkan. Ay Volkan, Mısır'a gidiyorum. Mısır'a mı? Evet Mısır'a. Hani en son aldığımız işte konsept olarak Mısır piramitlerini vermiştik ya. Evet. Konsepti geliştirmemizi istiyorlar. Bunun için de bir Mısır seyahati ayarlamışlar. Ne yani? Şimdi Mısır'a mı gidiyorsunuz? Evet. Bakalım bir. Bak şimdi öyle. Vallahi doğru. Mısır'a gidiyorum. Maşallah, Mısır, Mısır. Tamam. Ay Mısır. Her şey çok romantik bir hayat olacak. Ay yeter. Çekil şuradan. Çok hızlı sallıyorsun. Üşütüp hasta olacağım şimdi. Çık. Emredersiniz kraliçe. Of. Nerede kaldı bu sersem komutan? Nihayet gelebildin komutan Volkisus. Ne yaptın? Tamamdır yüce kraliçem. Güzel. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Sonunda yüce firavun Hakan Yus'la evlenmeyi başarabileceğim. Hemen getir onları. Ayak ucumda görmek istiyorum. Emredersiniz. Anneciğim ya, canım çok sıkılıyor. Benimle oyun oynar mısın? Şu anda çok meşgulüm güzel prensesim. Neden gidip bir 2 köle kırbaçlamıyorsun? Ya da Nil'deki timsahlara avcıların yakaladığı tavşanlardan at. Eğlenirsin biraz. İyi fikir. Simge. Simge. Simge ya. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Dur. Ne oluyor be? Neyse.
Merve de bizimle gelemeyeceğine göre süper bir tatil olacak bana. Oh, başımı dinleyeceğim böyle. Oh! Hakan çocukları getirir mi sence? Saçmalama ya, ne işleri varmış? Biz iş için gidiyoruz bir kere. Hmm. Bu Hakan'la aramızda ön balayı gibi bir şey olacak. O küçük sevimli şeylerin bunu bozmasına izin veremem canım. Doğru. Volkan, bizim odanın kapısı niye kilitli? Ne? Bir de kapıyı mı kilitlemişler? Kilitlemişler derken? Aman. Selman içeride klip çekiyor. Ne? Aman boşver şapşalı şimdi, ne yaparsa yapsın. Ay Hakan'cığım, sana harika bir haberim var. Gel hayatım, şöyle otur. Otur otur. Mısır'a gidiyoruz, Mısır'a. Mısır'a mı? Evet. Ah, ben buraları iyice temizledim. Hadi buna müsaade. Toz bizi de burada kalsın. Hadi size de Mısır seyahatinizde başarılar diliyorum. Maşallah. Evet Hüseyin Bey, hazır mı? Hazır hazır. Neden hep işin en zor kısmını ben yapıyorum anlamadım. Çünkü bu ekibin beyni benim de ondan. Hadi sızlanma da işimize bakalım. Ya saygıdeğer hocam, tabii siz daha iyi bilirsiniz ama dışarıda kaldı bizimkiler, kilitlemeseydik kapıyı. Ama Selman Bey, bu işte konsantrasyon çok önemli. Dikkatimizin dağılmasını istemeyiz değil mi? Şimdi hocam, siz daha iyi bilirsiniz ama yani şimdi bu imaj oldu mu diyorsunuz yani? Böyle güzel oldu mu yani ha? Hem de süper oldu. Ha. Şimdi şu duyguyla söyleyeceksin. Hangi duyguyla? Sen yıllar önce bir prensese aşık olmuş bir Mısır köylüsüsün. Prensesin babası seni diri diri mumya yapmış. Ha. Sinirlenip kaçıyor ve intikamını alıyorsun. İyi de bunun benim türkümle hiçbir ilgisi yok ki. Olmaz olur mu? Bu sıra dışı bir klip olacak. Listeleri sallayacaksın. Ha. Ha Hüseyin Bey, şurada bir boşluk kalmış sanki. Hmm, gözlerde sanırım. Ya o boşluk değil. Onlar benim gözlerim ya. Ben şimdi hiçbir şey görmüyorum ki. Sen görmeyeceksin ki aşk yüzünden gözlerinin kör olduğu mecazi anlamını iyi hissettirebilesin. Mecazen yani. Hadi bakalım başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Ver müziği Hüseyin. Ver müziği Hüseyin. Nasıl oldu hocam? Hocam! Ölünü öpeyim doğru söyle. Nasıl buldun biliyorsun mu? Allah aşkına bak, yemin ediyorum nefes alamıyorum ha. İyi miydi? Biraz mola verelim, sonra tekrar devam ederiz biliyorsun mu? Hocam! Ya bu kadar mı güzel oldu ya, diliniz tutuldu birdenbire sizin. Ay, Nil Nehri'nde kayıkla da gezeriz değil mi? Yok, gondolla gezeriz. Kızım, ne kayığı? Kocaman timsahlar o kayıkla beraber. Seni daha böyle ham yaparlar. Ay aman Volkan, korkutmasana. Doğru söylüyorum, ne var? Ayrıca piramitleri gezerken huzursuz olan mumyaların dirildiklerini bir düşünsene. Yapma, korkuyorum ya. Mumyanın laneti diye bir şey var tabii. Volkan kes şunu. Tamam tamam, sustuk. Bakın, eğer ben buradaki dosyaları tamamlayamazsam Mısır'ı rüyanızda görürsünüz ona göre. Söyle şu Selman'a çıksın odadan. Çalışamıyorum ya. Hadi Hakan, bir iki saat idare edelim. İyi, bari şu işle ilgili dosyaları alalım. Tamam canım tamam. Sen işine bak, ben hallederim hemen.
Ya hocam, niye bir şey söylemiyorsunuz? Ne oluyor ya? Benim ölüm mü yoksa? Bak gözlerimi açıyorum. Açtım. Aha. Hocam, neredesiniz? Nereye gittiniz ya? Hocam neredesiniz? Aa, bizim hocaları gördün mü? Dışarıda olabilirler mi? Eyvahlar olsun. Gördün mü onları şimdi? Tabii gördüm. Sen gördün mü? Ya ben de gördüm. Çimki Hanım başıma iyi bilse kendine gel, kurban olayım. Ya hep böyle şeyler benim başıma geliyor. Ya bu herifler nerede ya? Hocam. Hocam. Şişt, alo. Allah Allah. Nerede bu adamlar ya? Hocam. Hocam. Hocam bak şaka şey hiç olmuyor biliyorsun ben. Neredesiniz ya? Bu Selman'ı da fena kandıracaklar ama ne yapalım? Ben önceden uyardım. İçeri girsem ayıp olur mu acaba? Aman bana ne? Nasıl olsa Simge de içerdi. Hem Mısır seyahati her şeyden önemli. Aa, Simge! Simge! Simge iyi misin? Simge kendine gel Simge! Simge! Allah Allah Simge cevap ver iyi misin? Kendine gel ya. Beni duyuyorsun mu? Simge kendine gel. Volkan. Kendine gel Simge. Volkan çok korkmuştu. Bir mumya. Bir mumya gördüm saldırdı bana. Mumya mı? Evet. Umarım onları bulup hemen geri dönerler. Umarım. Bu arada Şoker'i bulmalı ve iyice bir sorguya çekmeliyim. Hadi gidelim. Tamam. Beni biraz zor bulursun Kulina. Nana'nın geri dönmesine engel olmak için ben de oraya gitmeliyim. Heh. Heh. Neresine basmıştı aletin? Heh. İşte şuraya basarsam ben de hop diye oradayım. Heh. Şu cihazı da yerine koyma. Şoker, ne yapıyorsun sen? Bay bay sersem şey. Eski Mısır'ı ziyaret edeceğim. Kusura bakma. Kleopatra'yı da randevum var da. Şoker! Kulina! 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 Hafızaları da silinmiş durumda. İyi de bensiz ne yapacaklar? Çocuklar! Neredesiniz? Çocuklar! Daha ne istiyorsun Danacık? Ömrünün sonuna değil burada Hakan'la yaşayacaksın işte. Kudretli firavunumuz Hakan Yus. Emriniz üzerine askerlerimizle aramadığımız yer kalmadı. Sonuç komutan Volkisus. Maalesef yüce Hakan Yus. En ufak bir ize bile rastlayamadık. Bu nasıl olabilir? Kim? Hangi canına susamış sefil mahluk? Yıldızların ve güneşin yeryüzündeki temsilcisi kudretli Hakan Yus'un çocuklarını kaçırmış olabilir. Hemen bulun onları. Yoksa size verdiğim görevi yeteri kadar bağlılıkla yapmadığını düşüneceğim Volkisus. Asla yüce efendimiz. Ben hayatımın hiçbir anında size sadakatle hizmetten asla ayrılmadım. Eğer bana inanmıyorsanız seve seve beni Nil'in timsahlarına atmanıza razıyım. Canından vazgeçmiş biri kaçırdı onları belli. Ama bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Hadi sen git aramaya devam et Volkisus. Emredersiniz yüce efendim. Ne istiyorsun be? Size yaptığım hizmetin karşılığını ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? Şimdi sırası değil, git buradan. O halde.
herhalde Firavun Hakan Yüz'e gidip bildiklerimi aktarmalıyım herhalde. Beni tehdit mi ediyorsun? Sizin için hayatımı tehlikeye attım. Karşılığını almalıyım, öyle değil mi? Tamam, sonra. Hayır, şimdi. Tamam, kapa çeneni. Al bakalım. Al. Bunlar hizmetinin karşılığını fazlasıyla öder. Bana ne yaptın? Aç gözlüklerini. Bu zehirli iğne senin hakkından girecektir. Beceriksizler! Nasıl olur da bulamazsınız çocukları? Yüce Firavun Hakan Yüz hepimizi diri diri timsahlara atsa yeridir. Şimdi yıkılın karşımdan ve hemen bulun çocukları! Hemen! Komutan Vorkisus, nasılsınız? İyiyim güzel Banura. Tabii ne kadar iyi olabilirsem. Kudretli Firavun'un çocukları hala ortada yok. Zavallı efendimiz. Kim bilir ne kadar üzülüyordur. Sizin de bu kaybolma işinden dolayı işleriniz çok yoğun. Beni çok ihmal ediyorsunuz. Merak etmeyin. Yakın gelecekte acısını çıkaracağız Banura. Annenize benden bahsettiniz mi Komutan Vorkisus? Henüz değil. Soylu olmayan biriyle evlenmen fikrine karşı çıkıp hiddetlenir diye korkuyorum. Biliyorsunuz, annem şimdiye kadar hayatımda herkese karşı çıktı. Sizi kırmak istemedim güzel Banura. Ne olursa olsun evlenmemize kimse mani olamayacak. Eyvah Simgitli. Vay vay vay, şu işe bak. Yüce Hakan Yus bu tabloyu görseydi ne derdi acaba? Başkomutanıyla bir hizmetçi parçası. Sevgili ağabey, güzel eşim. Karanlık yıldızlar yüzündeki gülümsemeyi söndürüp seni benden aldığında sana bir söz vermiştim. Çocuklarımızı mutluluk içinde büyütecektim. Beni affet. Onlara sahip çıkamadım. Ama onların kötülüklerini isteyen her kimse bunun bedelini çok ağır ödeyecek. İnan bana. Kudretli Firavun. Kraliçe Simgetedi. Umarım sizi bu sıkıntılı anınızda rahatsız etmiyorumdur. Haber yok mu hala? Maalesef. Kim böyle bir şeye cesaret edebilir ki? Bir bilsem, hak ettiği cezayı kendi ellerimle vereceğim. Bir şey mi oldu Simgetedi? Kudretli Firavun'un, belki de bu konuyu açmak için uygun bir zaman değil ama yine de merak ediyorum. Aramızdaki evlilik töreni ne zaman gerçekleşecek acaba? Ah sevgili kraliçem, şu anda bunu düşünecek durumda değilim. Hele sevgili çocukların bu işe böylesine karşı çıkarken. Peki ama ne olacak? Lütfen Simgetedi. Bu konu bekleyebilir. Haklısınız kudretli Firavun. Ben ülkelerimizin geleceğini düşündüğüm için acele ediyorum. Eğer böyle bir evlilikte güç birliği yaparsak, düşmanlarımız bize karşı çok daha çaresiz olacaktır. Biliyorum. Ama bunun için zamana ihtiyacım var. Sizin gibi soylu kraliçeyi oyaladığımı düşünmeyin. Hiç değilse çocuklarımın cansız da olsa bedenlerine kavuşmak istiyorum. O nasıl söz efendim? Sizin asabınız iyice bozulmuş. Hadi siz odanızda biraz dinlenin. Buyurun efendim. O çocukları biraz zor bulursun Hakan Yüz. Ne oluyor? Nedir bu koşuşturmaca? Çocukların bakıcılarından biri hastalanmış kraliçem. Baş gardiyanın annesi olan. Ölmemiş mi? Yani durumu ağır mı? Sanırım yapacak bir şey kalmamış.
Öyle mi? Vah vah, çok yazık olmuş. Yüce Hakan Yus dinleniyorlar. Ben kendilerine haber veririm. Hadi çabuk. Şuraya saklanın. Hadi. Çocuklar. Çocuklar neredesiniz? Of. Çocuklar. Hay aksi. Bir bu eksikti. Nerede bunlar? Demek buradasın ha. Buldum seni işte. Ne işin var senin burada? Bütün bunlar senin başın altından çıktı, öyle değil mi? Bence burada mutlu mesut yaşayın işte. Ne işin var da geri döneceksin ki? Hem Hakan'ın da burada. Heh, ver. Ver. Ya. Ver. Çekil şuradan. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Hadi çabuk kaçalım. Tamam. Çocuklar. Çocuklar kaçmayın ne olur. Ben Nana'yım çocuklar. Ver şunu dedim bana. Bırak. Gördünüz mü Firavun'un çocukları? Koşun çabuk. Bırak dedim sana. Bırak. O benim. Ver şunu. Külüne verdi. Demek onları siz kaçırdınız ha? Hayır. Ben değil. Nana o Patra kaçırdı. Kim? Nana o Patra. Yani sen. Sen de kimsin? Joker olsun. Firavun seni ödüllendirecektir. Bu hain kadını da cezalandıracaktır. Çok güzel bir şey yapar. Hadi düşün önüme, hadi. Bakalım, düşün. Düşün de sen. Hadi. Çocuklar iyi misiniz? O elindeki şey de ne öyle? Dikkat edin. Büyücü bu. Büyücü? Büyücü. Korkmayın, ben aldım o büyü. Bırak onu, ver onu bana, ver onu. Onu benden biraz sonra alırsın sen. Nano o Patra. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Yürü. Yürü hadi. Çok güçlü bir zehir olmalı. Yoksa otlarla hazırladığım ilaç çoktan işe yaramalıydı. Zavallı anneciğim. Durumu nasıl? Çok güçlü bir zehirle öldürülmeye çalışılmış. Komutan Volkisus. Acaba çocukların kaçırılmasıyla bir ilgisi olabilir mi bunun? Bunu öğrenmemiz şu anda pek mümkün görünmüyor. Karanlık yıldızlar ihtiyarı almak üzere. Anneciğime bunu yapanı bir elime geçirirsem yapacağımı biliyorum ben. Müjde kudretli efendimiz. Çocuklarınız bulunmuş. Askerler onu kaçıran kadını ve çocukları kurtarmaya çalışan bir yabancıya rastlamışlar. Birazdan burada olacaklar. Neler diyorsun Bahadurra? Ulu tanrılar, bu doğru mu? Duydunuz mu kraliçe Simgetiti? Çocukların bulunmuş. Öyle mi? Bu muhteşem bir haber kudretli efendimiz. Baba, babacığım. Yavrularım, nihayet. Babacığım. Onları kapattığım zindandan çıkmaları mümkün değildi. Bu nasıl olabilir? Tabii ya. Çocuklar da hafızalarını yitirdikleri ve kendilerini burada yaşıyor sandıkları için beni tanımadılar. Demek sensin ha? Evet yüce efendim. Joker Usta çocukları kurtarmamıza yardımcı oldu. Cesur Şokerus. Bunun için seni ödüllendireceğim. Bundan sonra zengin bir adam olacaksın. Hatta istersen sana sarayında bir görev bile verebilirim. Çok cömertsin Hakan. Firavunum. Ama bu hain kadın cezasını çeksin bana yeter. Sen ne dediğini zannediyorsun yalancı? Hemen götürün bu kadını buradan. Hemen götürün bu kadını. Zindana kapatın. Zindana kapatın. Hayır, ben hiçbir şey yapmadım. Yürü. Yapmadım, bırakın beni, hayır. Hayır, bırakın. İyi, kapatın zindana. Biraz geç kalmadınız mı Komutan Volkisus? Bağışlayın efendim. Ölmekte olan hizmetlinin yanındaydım. Dostumuzu götürüp ağırla bakalım. Benim işlerim var. Gitseydim. En güzel yiyeceklerle ağırla onu. Yemek mi? Neyse, biraz zamanım var aslında. Esas. Buyurun. Çocuklarım. Gözünüz aydın kudretli efendim.